61 kapı numarasıyla yarışan Atakan Keskin ve yardımcı pilotu Arda Aslan, SSV aracıyla sıralamada 8. oldu. Yarışın birinci günü 47,87 kilometre uzunluğundaki Isuzu Bao etabı 2 kez geçildi. Şimdi cumartesi günü SSV sınıfında neler yaşanmış mercek altına alıyoruz. Atakan Keskin, Arda Aslan günün ilk etabında ilk kez yarıştıkları bu parkurda SSV sınıfında etabı 7. sırada tamamladılar. Onların da zaman kaybı 4 dakika olarak işlendi. Günün ilk etabını tamamladıktan sonra sporcular Bursa Vakıf Bera Spor Salonu önünde kurulan servis alanına girdiler ve araçlarının bakımlarını ve son ayarlarını bir kez daha tamamladılar. Ardından sabah geçtikleri Isuzu BAV etabını bir kez daha geçtiler. Bakalım bu kez etabın ikinci geçilişinde sporcular neler yapmış? Göz atıyoruz. Atakan Keskin ve yardımcı pilotu Arda Aslan, Bursa Alternatif Spor Kulübü baskın düzenlediği BAHA yarışında sabah geçtikleri etabı öğleden sonra bir kez daha geçtiler ve etapta 1 saat 7 dakika 37 saniye zaman yapan ekip etabı 7. sırada tamamladı. Keskin ve Arslan ilk günü SSV sınıfı 4.sü olarak tamamladı. Acaba ilk geçişten sonra onlar zamanlarını geliştirebilmiş mi, ona göz atalım. Hayır, tam 7 dakika zaman kaybetmişler. İlk geçişe oranla muhtemelen etap içinde bir sorun yaşadılar. Onu da kendilerinden az sonra dinleyeceğiz. Sevgili seyirciler, cumartesi gününün ardından ekipler gece dinlenmeye çekildi. Ertesi sabah erken saatlerde tekrar servise geldiler ve araçlarının son kontrollerini yaptılar. Ardından 3. etaba doğru yola koyuldular. Pazar günü Ertan Uçar garaj etabı 52,87 kilometre uzunluğundaydı. Yarışın 3. etabı oldukça hızlıydı. Ekipler kameralarımıza göze hoş gelen görüntüler sundular. Günün ilk yarışının 3. etabında dengeler değişmeye başladı. İşte yarışın 2. gün özeti başlıyor. Atakan Keskin, Arda Aslan ikilisi ise yarışın 3. etabında 5. zamanı yaptı. Onlar da 2. güne oldukça tempolu başladı. Bu zaman onları SSV sınıfında genel klasman 5.sı sırasına çıkarttı. Bursa Baha yarışında ilk gün temkinli başlayan Atakan Keskin, Arda Aslan 2. gün tempoyu yükseltti ve bu tempo sonucunda üst sıralara çıkmayı başardı. Atakan Keskin, Arda Aslan ikilisi SSV sınıfı 4.sü oldular. Hız yaşadığımız yer vardı. Onu da yaşattılar. Çok be tehlikeli, korkarak gittiğimiz yerlerde yaşadık. Aracımız vardı. Aracımızı koruyarak böyle gittiğimiz bölgelerde yaşadık. Yavaş toplum içinden geçtiğimiz bölgelerde de yavaş geçip etrafı izlediğimiz anı da yaşadık. Böyle güzel geçti ama en şey böyle kalıcı aklımda iz yapan taş, kaya çok vardı coğrafya gereği. O yüzden çok böyle zarar gören araç oldu ama keyifliydi. Bu işin doğasında olan şey bu. Yani asfaltta yapılmıyor, ama doğada yapılıyor. Ama siz bunu öngörerek biraz da temkinli gittiniz. Tabii. Hatta biz şöyle temkinli gittik, aracımızı koruduk. Dün baktım hani lastikler yıprandı. Dün gece gidip burada lastikçiden sıfır lastikler aldık tekrar. Çünkü taşlar çok kesici ve zarar verici olduğu için etapta zaman kaybetmemek için lastiklerimizi değiştik, yeni lastikler taktık. Bu şekil önlemlerimizi aldık. Bir sıkıntı da yaşamadık. Dün yaşadık ama bugün yaşamadık. Lastikler sıfırladığımız için bir sıkıntı yaşamadık. Koruyarak da geldik. Evet. Harika. Bursa yarışını çok sevdim. Yani bu yarışı çok sevdim. Atakan'la iletişimimiz çok iyi oldu. Beklediğimin çok çok üstündeydi. Çok beni çok iyi dinledi. Çok iyi duydu her yerde. Her virajda, her metrekaresinde Atakan'la hep birlikteydik zaten. Çok iyi bir uyum yakaladık Atakan'la. Çok da iyi oldu yani bu yarış bizim için. İlk gün lastiğimizin bir tanesi patladı. Etap içerisinde değiştirmek zorunda kaldık. Değiştirdik. Bu bizim için biraz zaman kaybına neden oldu. İkinci gün bu problemimizi çözdük. Etap kırıcıydı Atakan dediği gibi ama çok güzel yerleri vardı. Çok iyi yerleri vardı. Evet, etap içerisinde çıkan kayalar, sivri tepeler, işte buna benzer riskli olan bölgeler de vardı. En minimum riskle en iyi şekilde en iyi zamanı çıkarmaya çalıştık ve başardık da düşünüyorum bunu.
İkimizin ilk yarışı olmasına rağmen, araçla Atakan'ın ilk yarışı olmasına rağmen çok çok iyi derece yaptık kendimizce. Yani kendi alanımızda da, genel klasmanda da. İnşallah bundan sonraki yarışta da çok daha iyi dereceler olur. İnşallah çok daha iyi yerlere geliriz.